Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru kitabında 4. bölüm testlerine başlıyoruz. Bu bölümde üçgende açı ortay, üçgende kenar ortay, üçgende açı kenar bağıntıları mevcut. Ve ilk testimiz nedir arkadaşlar? Bu videoda ilk testimizi çözeceğiz. Birinci testimizi çözeceğiz yani üçgende açı ile ilgili bir test öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere Başlayalım. ABC bir üçgen AD açı ortay denmiş ve şurada bir oran verilmiş. Burası 3K iken burasını 5K vermişler. BD uzunluğu 3K burası da 5K olarak yazalım. Çevresinde 24 vermişler. Buna göre ADC üçgenin çevresinde ABD üçgenin çevresinde kaç bin fazladır diye soruluyor. Bir kere açı ortay tabanda 3'e 5 oran varsa o zaman kolda da 3'e 5 oran vardır. Yani burası 3A iken burası da 5A mıdır? Evet. Toplam bize çevreyi vermiş. Verilen her bilgiyi kullanacağız. E o zaman 8A artı 8K. 8A artı 8K'ya adam bize 24 vermişse A artı K'yı kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Bizden ne isteniyor? ADC üçgeninin çevresi. Bakın ADC üçgenin çevresi işte. Şu üçgenin çevresi öbür ABD üçgen çevresinden kaç birim fazladır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şu kenara bir x diyelim isterseniz. Sarı üçgenin çevresi 5A artı 5K artı x. Diğer üçgen çevresinden kaç fazladır? Diğer üçgen çevresini çıkartacağız. Yani ABD üçgen çevresini çıkartacağız. 3A artı 3K artı X'i çıkartacağız arkadaşlar. Öncelikle A artı K 3 ise hocam bu 5A artı 5K ne yapar? 5 katı 15 yapar. 15 artı X sonra şu 3A artı 3K ne yapar? A artı K 3 olduğundan dolayı burası da 9 yapar. Eksi 9 eksi X yaptı. X'ler gitti. O zaman buradan da cevap ne yaptı? 15 eksi 9'dan 6'ya eşit oldu. Evet birinci sorunun cevabı böylelikle. Cihan oldu. Geldik 2'ye. Oranlama verilmiş. Hocam burası 2K burası 3K verilmiş. Ali Bey uzunluğu 3K BC uzunluğu 2K verilmiş. Yazalım şöyle. E 3'e 2 oran var burada gördüğünüz üzere. O zaman burası 3 burası 2 en değil midir? Koldaki oran tabanda olacak. AC'yi de vermiş bize. 5 eni 15 vermiş. Eni buradan kaç buluruz? 3 buluruz. A bizden x isteniyor. 3 isteniyor. O da kaç çıkar arkadaşlar? 9 çıkar. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik üçüncü soruya. Açı ortay kola dik çizilmiş. Ne yapacağız? Diğer kola da biz bir dik çizeceğiz arkadaşım. Hemen şöyle bir ek çizim yöntemidir aynı zamanda bu. Sadece geniş açılı olduğundan dışarıya düşüyor. Evet kollar açılan dikmeler birbirine eşit. Dörtgen burası da 4. Ayırdıkları yerlerden oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Yani 14 ise burası da 14 olacak. Buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. E artık şurada bir pisagor bağıntısı yaparsak olay bitti arkadaşım. Yani burada ne var? 2 var 4 var. 1 2 kök 5 üçgenden dolayı burası 2 kök 5 çıkar gençler. Cevabımız böylelikle Cehan oldu 3. soruda. Geldik 4'e. Aç ortay. Evet. Tabandaki oran 1'e 2 bölü 8 yani 1'e 4. O zaman burası k burası nedir? 4 k'dır arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Eleştirebilirsiniz ama ben eleştirmiyorum kesinlikle. Kendi e, ben de bu mantıkta bir adamım zaten. Açıortay teoremi uzunluğunun formülü var arkadaşlar. E burada açıortay uzunluğunun formülünü normalde müfredatta yok. Müfredat dışı ama adamlar sorabilir mi? Sorabilir. Çünkü formülsüz de bunu yapabilirsiniz. Nasıl olacak? E hocam bir şu küçük üçgende kosinüs teoremi yaparsınız. 2 kök 5'e ait. Sonra k'yı bulursunuz. E olay bitiyor zaten değil mi arkadaşlar? Yok kosinüs teoremini bir burada uygularsınız. Bir de büyükte uygularsınız. Ya da şuradaki açıya bakarak bir burada kosinüs bir de büyükte kosinüs teoremi yapıp K'yı bulabilirsiniz arkadaşlar. İki bilimlerin iki denklemden. E burada hocam ne var? Bir de şu var. Açı orta uzunluğuyla ilgili bir formül var. Bu açı orta uzunluğu nedir arkadaşlar? Çok da kolay aslında. 2 kök 5 bilmeniz de iyi olur. E, kollar çarpı eksi tabanlar çarpıdır. Yani 4K çarpı K eksi 8 çarpı 2'ye eşittir. Buradan 2 kök 5 eşittir ne oldu? Kare içinde 4K kare eksi 16'ya eşit oldu. Her iki tarafın karesini alacak olursam bunun karesi nedir? 20 eşittir. Öbürünün karesi de 4k kare eksi 16 yaptı. Bu 16 yaptık öbür tarafa 36. Buradan 36 eşittir 4k kare ise buradan da k kare eşittir 9 geldi. Ve k'yı da buradan kaç bulduk? 3 bulduk. K buradan 3 geldiyse ABC üçgenin çevresi isteniyor. Bakın burası 3 burası ne yaptı? 12 yaptı. O zaman çevreyi de yazabiliriz. Çevrede neye eşit oluyor arkadaşlar? 12, 3, 12, 3, 15, 10 daha 25 yapıyor. Çevresi de böylelikle 25 çıktı. Yani cevabımız böylelikle Denizli oldu. Ne olur ne olmaz. Kitapta bulunması da bence güzel. E, dediğim gibi farklı yollarla da bulunabiliyor. O yüzden bu açı ortaylığı yöremini bilmenizde bir fayda var arkadaşlar. Kollar çarpma, eksi tabanlar çarpma, kare içinde arkadaşlar. Açı ortay, uzunluğu. Tamam. Dördüncü soru denizli çıktı. Geldik beşinci soruya. Hocam 140. E, buraya ne kaldı? Buradaki açı da 40 derece oldu. Bakın burada ne çıktı arkadaşlar? Burada bir açı ortaylık çıktı. Gördünüz mü? Evet kök 162 ve kök 72 var. Kollar oranı tabanlar oranı eşittir. Yani kök 162 bölü kök 72 eşittir. 6 bölü x mi olacak arkadaşlar? Evet. Kök 162. Aslında bu ne eşit oldu? Kök aynı kök içinde. 162 bölü 72'ye eşit oldu. E o zaman hocam sadeleştirmeleri yapacak olursak. Burası 81. Burası kaç yaptı? 36. 81 bölü 36 nedir? Yani 6 bölü x eşittir. 9 bölü... Kare alınca 6'ya eşit oldu. E buradan 9 x eşittir 36 ise x de buradan kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Yani 5. soru Cihan oldu. Geldik 6'ya. Hocam oranlama verilmiş. 4K burası da 5K olarak verilmiş. Ali, Ali Bey uzunluğu 4K. Hemen yazalım şuraya. Adana Ceyhan attı. 5K verilmiş. E hocam büyük üçgende bir açıortaylık var. Koldaki oran tabandaki orana eşit olacak. 4'e 5 oran varsa burası 4 tanesi burası direkt ne olacak? 5'en olacak. E sonra Şuradaki üçgendeki açı bakacak olursak arkadaşlar yine tabandaki oran koldaki oran eşit olacak. Direkt kafadan da yazabiliriz. 4 endeki 8 ise 2 katı 2 katı 5 endeki 10 diyebiliriz. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Şimdi 45 mantığını kullanmak isteyen arkadaşlar olabilir. Evet mantıklı özel açı. Hocam dik çizsek bak özel açı mantığını kullanamıyorsunuz. Güzel bir şey gelmiyor. O zaman dur. Şimdi iki açı yan yana geldiğinde bu açıların bir özel durumu vardır. İlla 90'a 45 olmak zorunda değil. 20-80 de olabilir mesela. Ee, bunun özel durumunu nasıl bakacağız? 180'e tamamlanmasına bakacaksınız. Mesela 90 ile 45 yan yana 135, 180'e tamamlayanı da tanıdıksa o zaman 180'e tamamlayan açısında düşüneceksiniz. 180'e tamamlayan açısı kaç? 135'in 45. Aa tanıdık. Ya buradaki 180'e tamamlayan açısı 45. 45'ler yan yana değil işime yaramadı. Ya da buradaki 180 hata anlayan açısı 45. Bak burada kaç 45. Yani şu üçgende ne oldu arkadaşlar? Bir dış açı ortayla karşılaştık. Aynı zamanda 9-12'ne üçgen arkadaşlar. Bu 15 üçgenden burası 15 oldu. Şimdi dış açı ortayla bakalım. Dış açı ortayın dediği yerden başlayıp böyle tekrarlı gidiyorduk arkadaşlar. Yani x bölü x artı 15 eşittir. İlk ok nereye değiyor? 9'a. İkinci ok nereye değiyor? 12'ye. 9 bölü 12'ye eşittir. Sadeleştirdiğimiz zaman 3 ve 4 işler dışlar yaparsak 4x eşittir 3x artı 45'ten x de buradan 45 olarak buluruz arkadaşlar. Yani 7. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 8'e. O karışık gibi ama neler verilmiş verilen bilgiler bizi karışıklıktan başka bir yöne götürebilir. EF ile ED birbirine eşitmiş. Bak EF ile ED birbirine eşitmiş. Hocam bu kırmızılar birbirine eşit. Bu kırmızılar dikti mi? Evet kollara çizilen dikmeler yani. Birbirine eşitse. Neredeydi arkadaşlar? Bu açı ortay doğrusundaydı. Bu kesinlikle açı ortay olmak zorunda. E tamam artık açı ortayı bulduk. Bundan sonrası kolay. Bak 56'ya bakacak olursak. 56'ya ait şuradaki dik üçgene bakacak olursak. Diğer iki açının toplamı 56 ile bu açının nokta açısının toplamı 90 yapmak zorunda. O zaman buraya 34 derece kaldı. E burası da 34. E şimdi x'e bakacağız. X de şu üçgende değil mi arkadaşlar? x de bu üçgenin dış açısı. Yani iki iç açı bir dış açıya eşittir. O zaman x neye eşit olacaktır? 34 artı 44'e eşit olacaktır. O da 78 yapıyor arkadaşlar. 8. soru böyle denizli oldu. Geldik 9. soruya. Neler verilmiş arkadaşlar bize? Şurada 5 ve 8 verilmiş sadece ve 14 de verilmiş burada arkadaşlar. 8, 5 daha 13. Açı ortay, açı ortay, açı ortayların kesim noktası olmuş burası. Evet 5, 8, 14 ve bu. AB uzunluğu X isteniliyor bizden. Ha I'da ile AC'ye birbirine dik verilmiş. Tamam işimiz kolaylaştı şimdi. Arkadaşlar bakın açı ortay kola dik çizilmiş. Ne yapacaksın? Diğer kola da sen bir dik çizeceksin. Kollara çizilen dikmeler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hocam kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Aynı zamanda ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Yani 8 ise burası da 8. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. E hocam burada da açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola biz bir dik çizecek olursak yine... Diğer kola da yine biz bir dik çizecek olursak bu dikmeler yine birbirine eşit. Ayırtları yerler yine birbirine eşit. 5 ise 5. E hocam x'e hala ulaşamadık. Dikkat edin burası açı ortayların kesim noktası. Ya da şuradan da uyanabilirsiniz. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Açı ortay açı ortay açı ortayların kesim noktası ya. Bir üçüncü çizgi de buradan gelen ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Ya da hocam bak kollara çizilen dikmeler eşit. Sen bunu böyle çizecek olursam bu da ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Çünkü kollara çizilen dikmelerden dolayı. E o zaman burası ne oldu? Bunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşittir. Ayırtları yerler yani şu yerler birbirine eşittir. 6 ise burası da 6'dır. Ve bizden x isteniyor. Gençler x'e bakacak olursak kaç çıktı? 11 çıktı arkadaşlar. 6 artı 5'ten dolayı. Yani 9. soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 10. soruya. Hocam oranlamalar var. Eben'in uzunluğu 3K iken BC'nin uzunluğu 4K. Nerede? 3K ve burası benin uzunluğunu yazdık. BC'nin uzunluğunu da yazalım. Burası da 4K. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Açı ortayda ya kollar oranı tabanlar oranı yapıyorduk ya da bu açı ortayın bir tarafındaki oran diğer tarafındaki orana da eşit olacak diyorduk. E böyle bakacak olursak hocam böyle 4'e 3 oran var burada da 4'e 3 oran olacak. Yani burası 4A iken burası ne olmalı? 3A olmalı. Evet 4'e 3 orandan şu açı ortayla kullanaraktan yaptık arkadaşlar. 4'e 3 oran 4'e 3 oran. Peki şimdi ne yapacağız? Bu açı ortayla da bakabiliriz. Bu açı ortaylığa bakacak olursak bu sefer koldaki oran kaç? 3'e 4. Yani 3 bölü 4 eşittir. X bölü 4 değil midir? Evet. Yani 3'e 4 e diye yazabiliriz tabii ki de. X bölü 4'e eşit. Direkt 3'e 4 oran varsa direkt 4A'daki 4 ise 3A'daki de 3 diyebilirsiniz arkadaşlar. X'i de buradan direkt 3 de bulabilirsiniz. Tabi bunları böyle oran mantığından daha rahat bir şekilde daha hızlı bir şekilde bulabiliyoruz gördüğünüz üzere. 10. soru akçay oldu geldik 11. soruya. Arkadaşlar açı ortaylar böyle 90 derece kesir. Şuradaki üçgende bu kenarlarla alakalı bir şey var mı şu anda? Yok hiçbir kenarı yok. O zaman dik üçgen büyük ihtimalle bir işimize yaramayacak. E ne yapalım hocam burada? Öncelikle şuna bakalım arkadaşlar. Hop şuradaki üçgene bakacak olursak. Burada bir iç açı ortaylık var mı? Var. İç açı ortaylıktaki oran kaça kaç? 2 bölü 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 yani 2K iken burası nedir? 3K'dır. Hocam dış açı ortayla da kullanmamız lazım. Dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı gidiyorduk. Şunun tamamının oranı yani 10 bölü 10 artı 5K eşittir. İlk ok nereye değiyor? 4 bölü. İkinci ok nereye değiyor? 6 ya. Bunlar bunlar sadeleşse 2 bölü 3. da şu sadeleşse 5. 15. 10 artı 5K eşittir. 15 ise buradan 5K eşittir. 5'ten K'yı kaç buluruz arkadaşlar? 1 buluruz. Evet K'yı 1 bulduk gençler. Yani burası 2 burası 3 çıktı. Şu sarı üçgende açıortay açı ortay teoremi çıktı yine. Bilseniz iyi olur. Ee, kollar çarpım, eksi tabanlar çarpım değil miydi kare içinde? Evet. Yani 4 çarpı. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Şu açıya ait kosinüs teoremi uygulayıp büyük üçgende kosinüs alfayı bulup şu üçgende de küçük üçgende de yine kosinüs teoremiyle sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Farklı yolla çıktığı için ÖSYM'ye sonra bilme ihtimali olduğu için e, bunu da bilmek lazım arkadaşlar. Normalde müfredatta da yok. Daha önce de söyledim. Evet kollar çarpma eksi tabanlar çarpmaydı. Yani 4 çarpı 6 eksi tabanlar çarptı. 2 çarpı 3'e eşittir arkadaşım. Buradan e, x'ine geldi. Karaküç'üne 24 eksi 6'dan 18 geldi. Kök 18'de neye eşittir? 9 çarpı 2 olduğundan 9 dışarıya 3 diye çıkacağından 3 kök 2 olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Yani 11. soru böylelikle balıkesir çıktı. Geldik 12. soruya. D noktası abc üçgeninin dış D çemberin merkezidir. Evet, D noktası abc üçgeninin dış diyeç çemberin merkezi ise arkadaşlar hangi üçgenin dış D çemberin merkezi? Bakın şu üçgenin dış diyeç çemberin merkezi. Ve bu dış D çemberin merkezi ise bu c köşesinden gelen ne olur arkadaşlar? Dış açı ortay olur. A köşesinden gelen de dış açı ortay olur. B köşesinden gelen ne olur? İki dış bir hiçbir noktada kesiyordu. Bu da iç açı ortay olur arkadaşlar. Şu iç açı ortaydır. Şu dış açı ortaydır. Ee, başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok zaten. Tamam bu bilgileri kullanacağım. Bu da dış açıortay olmak zorunda arkadaşlar. İki dış bir iç açıortay bir noktada kestir. B uzunluğunu kaç vermiş arkadaşlar? B uzunluğunu 30 vermiş. Hocam açıortay. bak şöyle yapalım mı öncelikle? Şurada bir açıortay var. Şu açıortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit olacak değil mi arkadaşlar? Evet şöyle bir dik çizsek kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Aynı zamanda ayırdıkları yerlerde birbirine eşit mi? Eşit. Yani ben buraya x dersem burası da x midir? Evet. Buraya ne kaldı? 30 eksi x kaldı. Devam edelim. Sonra buradaki kaç ortay var? Kollar çizilen dikmeler yine birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Evet. E, ee, ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Yani şu parça ile şu parça da yine birbirine eşittir. Buraya y dersen burası da y değil midir? Aynen öyle. Ee, başka ne var? Bu da açı ortay. Bak dikkat et. Hocam bu da açı ortay doğrusu olduğundan kollar çizilen dikmeler eşit ve aynı zamanda ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacağından 30 sa burası da 30 olacak. Buraya 30 eksi y mi kaldı? Evet. E ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi Bizden sarı üçgenin çevresi isteniyor. Yani 30 eksi x artı x yazalım. 30 eksi x artı x artı çevreyi yazıyoruz. Ee, 30 eksi y. y artı 30 eksi y. y artı 30 eksi y isteniyor bizden. Evet y'ler nanay oldu. x'ler de nanay oldu. O zaman dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Cevabımız böylelikle 60 oldu. 12. sorun cevabı böylelikle denizli bulduk. Ve ilk testimizi yani birinci testimizi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman Bir sonraki videoda. İkinci testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.